Tiroid için? Tiroid için zerdeçal forte. Evet. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi ve tümörü eriticidir. Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde zerdeçalla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, tümörü eritici olduğu belgelenmiştir. Fakat şu var, vatandaş diyor ki bana, ben zerdeçal aldım, balla karıştırdım, yürüyorum. Olmaz. Bazıları diyor ki ben zerdeçal çayı içiyorum, olmaz. Neden olmaz? Çünkü zerdeçalın birleşimindeki etken madde %3. Siz bunu balla karıştırıp yiyebilirsiniz, faydalı. Zararı yok. Çayını içebilirsiniz, faydalı ama yeterli değil. Yeterli olabilmesi için, hastalığı yok edebilmesi için ekstresi olması lazım. Bitkinin destilasyonla elde edilen ekstresi, ekstresi %100, çayı %3, %4 etkili. Evet. Veya macunu. Bu nedenle Türkiye'de maalesef yine zerdeçalın damlasını, derecesini, kapsülünü yapıyor. 100'den fazla firma ama ne yapıyorlar? Kökünü öğütüyorlar değirmende, al sana kapsül. Olmaz. Etkisi olmaz. Vatandaş diyor ki ben falan firmanın falan firmanı efendim aldım kullandım etkisini görmüyor. Göremezsin. Çünkü kalite yok. Bizim yapmış olduğumuz bu zerdeçal forte Avrupa ve Amerika'nın birçok firmasının üretmiş olduğu üründen daha kaliteli. Neden? Ekstrakt içeriyor. Kalite en yüksek her şeyimizdir. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyiz bir. Madde bir. Sağlıklı yaşam için tek başına kullanılabiliyor ama bu tarz rahatsızlıklarda bir kür kullanmak daha tabii şimdi önemli. Mesela bağırsaklarında mantar varsa aloe vera. Evet. Midesinde problem varsa tonik. Efendim karaciğerde yağlanma varsa enginar. Yani bilmemiz gerekir. Kişi zerdeçal alayım kullanayım. Al kullan. Miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Fakat bağırsaklarında mantar varsa oradan bir sürekli toksik madde akışı var. Durdurmasan ne olur? 6 ay sonra yine rahatsız olursun. Karaciğerde yağlanma var. Karaciğer görevini göremiyor. Karaciğer yağlanmasını önlemezsen 6 ay sonra yine rahatsız olursun. Karaciğeri tedavi etmeden olmaz. Yani hastalığı tetikleyen faktörleri ortadan kaldıracaksınız. Temel. Evet. Neden bugün günümüzde insanlar daha çok hastane, daha çok doktor, daha çok hemşire, daha çok ilaç var ama buna rağmen hastalıklar ve hastalar azalmıyor, çoğalıyor. Neden? Çünkü ilaç hastalığı temelden yok etmiyor. O, bu, şu ilaçlar, kimyasal ilaçlar birçok hastalığı tetikliyor.